Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüm ki bugüne kadar bütün emeklerim boşa gitmiş. Boşa gitmeyen arkadaşlar var. Onların farkındayım. Onların hakkını yiyemem. Onlar bağışlasın bizi arkadaşlar. Anlaşıldı. Bu işi sıfırdan başlayacağız. O arkadaşlar da belki bilmedikleri yarım kalan tarafları da bu şekilde öğrenmiş olurlar. Ben azimliyim arkadaşlar. Ben size bu işi öğretmekte hiçbir programa ihtiyaç duymadan orijinal ham veriler üzerinde bu işi öğretmeye azimliyim. Ben bu işi öğreneceğim diye azmeden arkadaşlarla biz yolumuza devam ederiz. Evet arkadaşlar. Önce bugün her şeyi bir çöpe atıyoruz, sıfırdan başlıyoruz. Önce kaptan bilançoları indirmekle işe başlıyoruz arkadaşlar. Bir web sayfası açıyoruz. Şu Google'da arama yerine KAP, yani kamu aydınlatma platformunun kısalmış olan KAP'ı yazıyoruz ve çağırıyoruz. Evet, geldi. Hemen KAP'ın, yani kamu aydınlatma platformunun ana sayfasına giriyoruz arkadaşlar. Geldi mi arkadaşlar? Geldi. Evet. Bakın şurada finansal tablolar yazıyor. Cursor'u takip ederseniz oraya tıklıyoruz arkadaşlar Cursor'la. Bakın ne geldi? Şöyle bir küçük sayfa geldi. Şurada yön tuşlarıyla bunu 2020'ye çağırıyoruz, 2020'ye. Buradan herhangi bir, yani borsa İstanbul'da işlem gören, işlem görmeyen ama borsaya kayıtlı, kamu aydınlatma platformuna, sermaye piyasasına kayıtlı her şirketin buradaki bilgilerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şişeyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bizle yoluna devam etmek isteyen arkadaşlar şimdi buradan şişenin, şişe camın, şişe cam yazdık mı? Bakın aşağıda gelecek. Gördünüz mü arkadaşlar? Türkiye Şişe Cam Fabrikaları AŞ. Ona tıkladık mı arkadaşlar? Yukarıya çıktım mı? Evet. Yazı ilgili alanda gözüktüğü zaman buradan getir diyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın geldi. Bütün şirketlerin bilançolarında ait olduğu döneme ait yazar ama siz karıştırmamak için buraya hemen adını yazın arkadaşlar. Şişe cam. Bunu istediğiniz herhangi bir yere indirebilirsiniz. Ben masa üstüne indiriyorum. Bakın orada ne yapacağız şimdi arkadaşlar. Kaydet dedik. Kaydetsin. Evet. İndirdi arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. Masa üzerimize kamu aydınlatma platformundan indirdiğimiz şişenin zıplı dosyasını açıyoruz. İşte bakın arkadaşlar. Aşağıda 2020 yılına ait birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek Excel finansal raporları var arkadaşlar. Yukarıdakiler de arkadaşlar dipnot dediğimiz, bakın dördüncü dönemi açayım, PDF dosyasıyla burada da bilanço kalemlerinde olmayan, bilanço ve gelir tablosunda olmayan şişe camın bu okumanızı istediğim, dipnotlar dediğim, önemine vurguladığım her şeyi burada okursunuz arkadaşlar. Yani hem burada bilançolar var, bilançolar var. Yani bilanço ve gelir tablosu ve ayrıntılarıyla burada var arkadaşlar. Evet. Bize şimdilik dipnotu lazım değil arkadaşlar. Şişe camın
dördüncü çeyrek bilanço ve gelir tablosunu masa üstüne çıkartıyoruz arkadaşlar. Herkes bunu yapsın. Bu videonun altına yapan arkadaşlar hazır olduklarını belirtsinler arkadaşlar. Evet. Şişe camın Excel dosyasına, yani bilanço ve gelir tablosunu, nakit akım tablosunu, net işletme sermayesini indirdik arkadaşlar. Açıyoruz şimdi Excel'i. Şimdi bakın, programla hiçbir farkının olmadığını burada düzenlemeye etkinleştir dedik. Evet, etkinleştirdi. Şimdi bakın arkadaşlar. Şunu Times Roman şeyine alalım. Seçeneğine alalım. Buradaki yazıları da 14'e getirelim. Daha net görülsün. Evet. İşte arkadaşlar. Şimdi şurayı şöyle kısaltalım. Şimdi arkadaşlar, programımızdaki şişe camı açalım. Benim programı açalım. Arkadaşlar, şeye gerek yok. Varlıklar, yani aktifler arkadaşlar. Buradan başlıyor. Bakın, toplam aktifler diyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bilançoda kamu aydınlatma platformundan indirdiğimiz bilançodaki aktifleri işaretliyoruz. Şuradan tutuyoruz arkadaşlar. İniyoruz. Toplam varlıklar, yani toplam aktifler arkadaşlar. Şuraya yazalım. Aktifler. Yani karışıklık olmasın programla. Evet, buradan alıyoruz şimdi. Bu aktifleri farklı bir renge boyayacağız arkadaşlar. Bu işi öğrenmek durumundasınız arkadaşlar. Borsadan para kazanacağım, ben borsada çarpılmayacağım, ben borsadan para kazanacağım diyen arkadaşlar bu işi öğrenecekler. Burayı şöyle bir belirli olacak şekilde griye boyayalım arkadaşlar. Bakın, bu programda gördüğünüz aktifler bölümü arkadaşlar. Bendeki aktifler bölümü aynısı. Şimdi bunları da boyayacağız arkadaşlar. Anlayacağınız şekilde programla bakın ne var? Nakit ve nakit benzerleri. Yani hazır değerler. Bunun bir adı da hazır değerlerdir arkadaşlar. Ben eskiden hazır değerlerdi, yani eskiden kaldığım için hazır değerler dersem ya bu ne diyor demeyin, bu nakit ve nakit benzerlerin bir önceki dönemlerdeki adı hazır değerlerdi arkadaşlar. Boyadık mı arkadaşlar? Boyadık. Şimdi çıkalım. Bize lazım olan bakın, dönen varlıklar diyor arkadaşlar. Hemen bunu şurada maviye boyayalım. Yazısını da beyaza alalım. Dönen varlıklar. Bakın programda dönen varlıklar. Evet. Şimdi ana başlıkları, programa göre ana başlıkları burada herkes boyasın arkadaşlar. Nakit ve nakit benzerleri dedik. Evet. Nakit ve nakit benzerleri. Yazıyı beyaz yapalım, ana başlıkları, kolonlarını mavi yapalım. Sonra ne var arkadaşlar? Finansal yatırımlar, bakın. Finansal yatırımlar arkadaşlar.
Hemen burada finansal yatırımları da şöyle alalım. Yazısını beyaz, kendisini mavi yaptık arkadaşlar. Sonra ne vardı sırada arkadaşlar? Ticari borçlar. Ticari alacaklar. Özür dilerim, düzeltiyorum. Ticari alacaklar. Yazısını beyaz, kendisini mavi yapıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi programdan farklı ne var? Diğer alacaklar lazım değil, stoklar önemli. Evet. Şimdi burada stokları buluyoruz. Bak. Tamam mı arkadaşlar? Stokları da aldık. Beyaz, mavi. Sonra ne geliyor arkadaşlar sırada? Diğer alacaklar. Gerek yok, lazım olursa alırız. Diğer dönen varlıklar yok. Toplam dönem varlıkları alıyoruz arkadaşlar. Bunlar lazım olduğunda tekrar güncelleriz. Toplam dönen varlıklar dedi arkadaşlar. Bakın şimdi dönen varlıkların toplamına kadar gidiyoruz. Ara toplam demiş. Gerek yok. Biz toplamını aldık mı? Bize yeterli. Şimdi ne var arkadaşlar sırada? Duran varlıklar. Bu başlıkları isterseniz farklı renge boyayalım. Onu da şöyle yapalım. Ana başlıklar. Evet. Bu da duran varlıklar. Duran varlıklarda hangi kalem varmış arkadaşlar? Finansal yatırımlar. Evet. Programa takip edelim. Finansal yatırımlar, ticari alacaklar. Evet. Ticari alacaklar arkadaşlar. Bakın neredeyse programla aynı seviyeye geldi yani. Başka ne var arkadaşlar? Diğer alacaklar. Evet. Türev araçlar. Öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar. Yatırım amaçlı gayrimenkuller. Programdan da takip edelim. Bakın öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar, yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran varlıklar arkadaşlar. Evet. Maddi duran varlıklar. Maddi olmayan duran varlıklar. Şuradan doğru gidelim, takip edelim. Maddi olmayan duran varlıklar. Diğer maddi duran varlıklar, kullanım hakkı varlıkları. Gerçi onların toplamıdır, gerek yok arkadaşlar. O yukarıda ara toplamda var. Peşin ödenmiş giderler. Bulalım. Evet. Bakın peşin ödenmiş
giderler. Onu da boyadık. Ertelenmiş vergi varlıkları. Ertelenmiş vergi varlıkları. Bunlar bize değerlendirmemizde yardımcı olacak veriler. Ve toplam duran varlıklar arkadaşlar. Toplam duran varlıklar. Şimdi diyeceksiniz ki birikmiş amortismanlar. Ha. Bizim şu anda ondan işimiz yok arkadaşlar. Brüt maddi duran varlıklarla da işimiz yok. Toplam duran varlıklardan birikmiş amortismanları çıkartırsanız brüt maddi duran varlıkları elde edersiniz. Toplam aktifler. Yani şu arkadaşlar. Toplam aktifler. Şunu ne yapıyoruz? Kahverengiye aldıydık. Evet arkadaşlar. Burası arkadaşlar bilançonun aktifleri. Şimdi geçtik pasiflere. Yani kaynaklar. Yani borçlara geçtik arkadaşlar. Kaynaklar. Bunu farklı bir renge boyayalım. Bunu da şöyle yapalım. Evet. Burada ne var arkadaşlar? Kısa vadeli borçlar. Ben de aşağıda, burada yukarıda. Şimdi kısa vadeli borçlanmalar aynı zamanda finansal borçlardır. Bakın, kısa vadeli borçlanmalar. Başka ne var arkadaşlar? Ticari borçlar. Evet. Şuradan doğru geliyoruz aşağıya. Evet. Ticari borçlar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Nereye kadar? Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar ve çalışanlara sağlanan fayda. Evet, iniyoruz. Evet. Finans sektöründen faaliyet borçları. Yok muymuş? Bir saniye bakalım. Ziyar maklar. Ha, yukarıda. Çalışanlara sağlanan, evet. İkisi bir arkadaşlar. Evet. Başka ne var? Diğer borçlar. Thank you.
Şurada atladığımız bir şey var mı? Uzun vadeli borçlanmaların. Evet. Ha. Şunları da boyayalım arkadaşlar. Evet. Atlamışız orayı. İlişkili taraflardan ticari borçlar, ilişkisi olmayan taraflardan ticari borçlar, şu ikisinin toplamıdır şu ticari borçlar arkadaşlar. Orada şunu silelim. Evet. Şimdi ne kaldı? Türev araçlar. Boyuyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar buradan takip edin. Bakın. Buradan ben yavaş yavaş indireyim. Başlıkları görüyorsunuz. Bu kalemleri burada buluyorsunuz. Aynı bu şekilde dönem kârı yükümlülükleri mesela ben göstereyim. Şuradan yazıyı beyaza alıyorsunuz. Sütunu maviye boyuyorsunuz. Bunları buradan bakın. Toplam kısa vadeli yükümlülükler dedik. Geldi. Evet, atladığım tarafları arkadaşlar siz burada programda bularak bakın kısa vadeli borçlara kadar kısa vadeli karşılıklarını filan siz oralarda bulun. Bilanço'da kaptan indirdiğiniz burada bulup bunları bu şekilde boyayın arkadaşlar. Sonra nereye geliyoruz? Uzun vadeli borçlara arkadaşlar. Onu da şöyle yapalım. Evet. Uzun vadeli borçların uzun vadeli kısmı yani finansal borçların uzun vadeli kısmı arkadaşlar. Evet. Bunu da şimdi açayım programı. Geçelim. Evet, uzun vadeli borçlanmalar. Yani biraz önceki bahsettiğim uzun vadeli borçların uzun vadeli finansal borçları arkadaşlar. Aynı zamanda. Evet. Diğer borçlar, türev araçlar, ertelenmiş gelirler, uzun vade karşılıkları, ertelenmiş vergi yükümlülüğü, bunları işaretliyorsunuz ana başlıkları ve uzun vadeli borçlara kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet, araları siz dolduruyorsunuz. Uzun vadeli borçlara kadar ben aldım. Evet, şimdi toplam borçlar arkadaşlar. Bu da toplam borçlar oldu. Onu da nasıl alıyoruz? Şöyle yapıyorduk, değil mi? Yok. Şu ve şu. Evet, bu da toplam yükümlülükler. Arkasında ne var arkadaşlar? Öz kaynaklar, öz sermaye bölümü. Yani benim programda ayırdığım şurası arkadaşlar. Şimdi burada da
Bu öz sermayeyi kalemlerine ödenmiş sermayeden başlıyorsunuz boyamaya. Burada yukarıda öz kaynaklar, ana ortaklığa ait öz kaynaklar bende. Aşağıda programda olsun, değişen hiçbir şey yok. Siz kalemleri doğru alın. Evet, ödenmiş sermaye burada. Ben de benim programda ana ortaklığa ait öz kaynaklar benim programın altında. Sermaye düzeltme farkları arkadaşlar. Bakın, sermaye düzeltme farklarını alıyoruz. Evet. Şimdi benim bu programda siyahla belirttiğim, ama rakamlar yoksa hiç oraya şey yapmayın. Ama mesela pay ihraç primleri, bunu alın arkadaşlar. Evet. Bunları alıyorsunuz arkadaşlar. Paylara ilişkin primler. Alıyoruz. Aslında arkadaşlar şundan şunun çıkarımıdır şu. Şuna hiç gerek yok. Var zaten burada. Evet. Geçmiş yılların karları zararlarını aldık arkadaşlar. Net dönem karını alıyoruz. Kontrol gücü olmayan payları işaretliyoruz. Toplam öz kaynağın toplamını buluyoruz. Bu da arkadaşlar toplam kaynaklar. Ne yapıyoruz? Evet. Farklı rengi alıyoruz. Evet arkadaşlar. Burası da ne oldu? Herkes buna göre şişeyi, bilançosunu, bölümlerini renklendirsin. Bu bölüme de arkadaşlar farklı bir renk verelim. Evet, şuradan alıyoruz. Yok, şurası kalsın. Evet, şöyle alıyoruz. Evet, borçlar hanesini de arkadaşlar... Bir kendinize göre bir renk atayın. Evet, ben birazcık daha koyusunu yaptım. Otomatiğe alalım. Evet.
toplama gerek yok. Evet arkadaşlar. Atladığım yer varsa arkadaşlar, siz burada programa göre bakın, ben buradan yavaş yavaş indireyim. Bunu da ayrı bir bölüm. Bakın ben de ana ortaklığa ait öz kaynaklar daha en alta attım. Toplam öz kaynaklara kadar arkadaşlar işletmenin şeyini, aktifini, pasifini ve gelir tablosunu şey boyuyunca işler değişti. Toplam yükümlülükleri şöyle aldıydık. Evet. Ve geldik öz kaynak bölümüne. Evet arkadaşlar. Bakın neredeyse programa benzedi. Şimdi arkadaşlar geldik gelir tablosuna. Evet. Gelir tablosu da burası arkadaşlar. Bakın. Kâr zarar gelir tablosu. Evet. Ne var arkadaşlar burada? Hasılat, yani satışlar. Evet. Şimdi geliyorum, bakın ben baştan başladım arkadaşlar. Video uzamasın. Bakın. Şimdi burada sizde olmayan yerler vardır. Olabilir. Mesela burada gelir tablosunda var mı brüt toplam hasılat? Toplam. Evet var. Var arkadaşlar. Gerek yok yani. Benim programdan uymayan, yani şöyle bir şey var. Birçok kalemi ben kendim burada programda hesapladığım için, yani şeyde olmayan, orijinalinde olmayan bir takım hesaplamaları ben ilave ettiğim için şeyde olmayabilir. Onları bana bildirirsiniz. Onların nasıl hesaplanacağını ben size gösteririm. Yani zor bir şey değil. Toplam hasılat, net satışlar.
Toplam hasılat işte var burada arkadaşlar. Ha. Satışların maliyeti bu. Evet. Bakayım. Burada olmayan ne vardır arkadaşlar? Onu ben size söyleyeyim. Faaliyet giderleri vardır muhtemelen. Şu faaliyet giderleri yoktur. Faaliyet giderlerinin toplamı arkadaşlar. Onu da iş oraya gelsin. Orayı nasıl hesaplayacağınızı ben size göstereceğim. Siz ama şuradaki ana başlıkları benim mavi pano üzerinde beyaz yazıyla olan kısımları boyayın gelir tablosunda. Evet, bunları ben size arkadaşlar favori falan bulamazsınız. Onları ben size nasıl hesaplayacağınızı daha önceki videolarda bunları şey yapmıştık, işlemiştik. Evet, nakit akım tablosuna kadar gelin arkadaşlar, gerisi kalsın, burayla devam edelim biz, ondan sonra öbür taraftan devam ederiz arkadaşlar. Pardon. Evet. Diğer kapsamlı gelirlere filan arkadaşlar hiç girmeyelim şimdi. Buraya kadar gelelim biz arkadaşlar. Buradan buraya kadar olan bize yeter. Evet. Bakın burada gelir tablosunu açalım. Tekrar ben yavaş yavaş geçeyim. Gelir tablosunda orijinalinde kaptan indirdiğimizde buraları, şunları boyayın, belirginleştirin, şu kalemleri, olanları, olmayanları birlikte işleyeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, buraya kadar yapan arkadaşlarla bir teyitleşelim, devam edelim.